Yeni videoyla tekrar birlikteyiz. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar. Hiçbir yere durmadan, oyalanmadan sahura kadar gaz basacağım. Yani göze geliyoruz desem doğru ya. Lan bu göz kimin gözü? Ne uyumuşum be. Tekrardan bir iftar sofrasıyla, iftar menüsüyle birlikteyiz. Ben o yemekten anlamam. Sen nasıl istiyorsan onları şey yapalım. Kral, yapıyorsun mı sporu? En kötü günümüz böyle olsun derler. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz hazır. Herkese günaydın arkadaşlar, herkese merhabalar. O kadar güzel bir yere geldim ki. Buraya geldik ama depo dediler, ama bu depo neredeymiş ya? Lan mübarek adam, başka yer bulamadın mı depo yapacak? Ha, kafadan direkt yürüyün, daha çıkış yok, oradan boşaltıyorsun değil mi? Aynen aynen. Evet arkadaşlar, herkese merhaba, herkese selamlar. Yeni videoyla tekrar birlikteyiz. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar. YouTube app kanalıma abone olmayan kardeşlerimiz varsa hala anda lütfen abone olsunlar ki sizlerin sayesinde daha da iyi yerlere, daha da güzel yerlere gelelim. Neyse, kısa keselim. Çünkü Ramazan ayında oruçluyken çok konuşmak istemiyorum. Sessiz kalmak istiyorum. Ne kadar çok az konuşursam o kadar az susarım. Şu an çok susamış bir haldeyim. Yani Semolina'ya geldik. Tekrardan PepsiCo'ya geçeceğiz. İrmik götüreceğiz. Gübre işi bitti. Ama şimdi Semolina'ya geldik. Un yükleyeceğiz. İrmik unu. Onu da sizlere göstermek istedim. Videonun açılışını burada yapayım istedim. İnşallah bu videomuz da sizler için güzel olur. Bu geçtiğimiz hafta pazartesi çok güzel günler geçirdim. İstanbul'a gittim. Maltepe sahilde gezdik, dolaştık. Bunlardan da sizlere bahsedeceğiz. Ve sizler için elimde çok güzel bir ürün var. Onu da sizlere takdim edeceğim. Umarım bu video çok güzel olacak. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Ben iple çekiyorum abi. Hoca Allahu Ekber desin ya, bugün iple çekiyorum. Çünkü boğazım kupkuru. Yani o kadar kurudu ki ağzım acılaştı. Bir an önce hoca Allahu Ekber deyip orucumu açmak istiyorum. Ve aracımı yükleyip eve geçeceğim, yatacağım, istirahat edeceğim, kalkacağım, iftarımı yapıp yola gideceğim. Hadi bakalım, şimdi iftar anına geçelim. Benim koca ailem, koca ailem, tekrardan hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Abiniz ya, kolay gelsin. İşlem tamam diyorsun yani. Adamsın. Evet, burası Semolina arkadaşlar. Buradan çuvallarla birlikte irmik unu yüklemeye alınıyor. Bu kardeşim de nereye, oraya mı geleyim? Adamsın ya, bak bana yer bile yapıyor ya. Adamsın. İşte arkadaşlar, buradan yükleme yapıyoruz. Bu paletlerle beraber de yeri geldi mi şu çuvalları istif ediyorlar. Bu şekilde geliyor abimiz. Evet arkadaşlar, iftarımı yaptım evde. Bu gece malum Miraç gecesi, Miraç kandili. Çakal'ın tepeye kadar geldim, baktım burada cami var. Ezan okunmak üzereydi. Namazımızı kıldık, şükürler olsun. Ve şimdi sizlere storyimde bahsetmiş olduğum Selim Yuhay abimizin bizlere önerdiği, bizler için bunun üretimine başladı kendisi. Selim Yuhay abime, Selim Yuhay İç Mimarlık. Şimdi Selim abinin dediğine göre yola çıktığında bir tatlı kaşığı, yani kendi ölçeğiyle. Abo. Oo. Vallahi arkadaşlar, bu çok süper bir şey. Sizlere tavsiye ederim. Arı sütü falan var bunda. Zencefil var, her şey var. Sağlığımız için çok iyi. Aynı zamanda biz biliyorsunuz ki uzun yola çıktığımız zaman ne yapıyorduk? Devamlı enerji içeceği içiyoruz. Yani uykumuz dağılsın, uykumuz kaçsın, az kendimizde olalım diye. Ama artık ona gerek kalmadı. Selim abim sağ olsun bizler için böyle bir şey yani icat etti, üretti. Allah razı olsun. Adam bizleri düşünüyor abi. Şimdi Çakallı'dan bir çıkış yapalım Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Ya bismillah. Allah yolumuzu, izimizi açık etsin. Arkadaş, lambaları daha yeni değiştirdim, parkları falan. Şimdi diyor ki bana arka lamba arızalı, sinyal arızalı. Ama Allah'ıma şükürler olsun.
Allah kabul etsin, namazımızı da kıldık hayırlısıyla. Şimdi çıkalım gidelim bakalım. Saatimiz de 10 olmuş. 10 geçiyor ve artık hiçbir yere durmadan, oyalanmadan sahura kadar gaz basacağım. Sahur yaptıktan sonra tekrardan devam edeceğim. Çünkü gittiğim yer PepsiCo. İzmit Kartepe PepsiCo cips fabrikası. Orayı biliyorsunuz zaten. Orası benim için büyük bir sıkıntı. İnşallah bu sefer boşaltırız erkenden, hemen yüklemeye geçeriz. Çünkü yükümüzü de aldık. Bayram üzere yüksüz kalmamak için, bayram trafiğine takılmamak için bir an önce çıkmam lazım. Ama ne yazık ki benim çıkışım da cuma günü denk gelecek diye düşünüyorum ben. Çünkü çalışan, İstanbul'da yaşayan, memlekete gitmek isteyen insanlar da, vatandaşlarımız da büyük ihtimal cuma günden, yani cuma akşamından yola çıkacak diye düşünüyorum. İnşallah cumartesiye kalmayız. Bir an önce yükleyip çıkarız. Çünkü bayram trafiğini tekrardan yaşamak istemiyorum baba. Bayram trafiği çok sıkıntılı oluyor. Şimdi buraya aşağıya çek baba rotarları. Çek baba rotarları. Hop! Manuel al arabayı abi. Manuel almazsak arkadaşlar, otomatik olduğu için araç iki vites birden düşürüyor ve arabayı bağırtıyor, yumuyor. Bunun olmaması için rampa aşağı inerken bu düğmeye basıyorsunuz. Ekrandaki o vitesin altındaki rakamı M'ye getiriyor, yani manuel. Manuelde rotarları çekerek hiç frene basmadan rahat rahat iniş yapıyorsunuz. Eğer ki otomatikte yaparsanız araç kendi kendine 10. vitese, 9. vitese kadar düşürüyor arabayı ve aracı bağırtıyor. Bağırtıyor ve yoruyor. Onun olmaması adına bence bakın he. Bir de şunu göstereyim. Şimdi burada bakın rotaların ışığı var ya arkadaşlar. Bak yanıp yanıp sönüyor. Onu yaptırmayın. Onu yaptırdığınız takdirde rotarları, burada radar mı var lan? Rotarları bir diş yukarı kaldırıyorsunuz ve o ikaz ışığı yanıp yanıp sönmesini engelliyorsunuz. O yanıp yanıp söndüğü takdirde araç bütün ağırlık retardara biniyor ve hararet yapmasını sağlıyor ve ne yapıyor bu sefer? Retardarı devreden çıkarıyor. Bunun olmaması için bir diş kaldırın ve ondan sonra devam edin. Şimdi otomatik aldım arabayı. Manuelden çıktık. Hadi bakalım. Hadi bakalım, demede kalın, bir an önce İzmit'e inelim. Allah yardımcımız olsun. Allah'ın bizleri kazadan beladan korusun. Hadi bakalım baba, sür, devam ki. Evet arkadaşlar, şu an Çerkeş'te sahurumu yaptım. Duralı da bir yarım saat oldu olmadı. Az çorba içtim, az yemek, az pilav. Çay içeyim dedim, bir çay aldım. Almaz olaydım ve içmez olaydım. Çayı aldım. Şöyle bir baktım, renginden zaten şüphelendim de bir yudum alayım dedim, yarım yudum, yani bir yudum da almadım, yarım yudum çektim. Avo! Çay değil, imamın abdest suyuydu resmen. İçemedim, içmeden kalktım. Şimdi malum, normalde burada yatardım ama malum yarın Perşembe. Gittiğim yer Pakmaya değil, Pakmaya olsa arabayı çekerim yatarım, uykumu alırım yatarım, ama gidecek olduğum yer PepsiCo. Biliyorsunuz ki PepsiCo ilmik götürdüğüm yer, yani hemen boşaltmıyor. O yüzden ne kadar erken gidersen benim için iyi, çünkü malum bayram geliyor. Yani pazar günü Arefe, pazartesi bayram. Gurbetçiler bayram tatili ne kadar bilmiyorum da, bayram tatili eğer kısaysa kimse gelmez de pek nadir o kadar kalabalık. 9 gün olsaydı bayram tatili, bak sen kalabalığa dönüşte. Yine uğraşırdık yolda. Ama bakalım bu sefer uğraşacağız mı? Yarın inşallah hemen boşaltırım da. Yüküm de hazır zaten. Yükleme yerine de geçerim diye umut ediyorum. İnşallah bakalım, hakkımız hayırlısı olsun. Şu an pek uykum yok. Saat 3. Burada 4'te sahur oluyor. Herhalde 4'e kadar giderim. Aha! Hiç bakmadım takografa. Hiç süreye bakmadım. Haşimi diyor ki bana 15 dakika sonra mola ver diyor. Şu işe bak ya. Keşke orada yataydım o zaman. Şimdi nerede yatacağım ben? Şuraya bak ya. 15 dakika sonra mola ver diyor. Hay anan derdine tüküreyim ya. Neyse biraz yollu gideyim de müsait bir de yatarım bari. Ne yapayım ya? Neyse arkadaşlar, sabah görüşürüz inşallah. Şansa bak. Ben böyle şans içine tüküreyim. Allah. Ama buraya kadar iyi geldim. Harbiden şu an hala iyiyim, uykum yok. Yani şu takograf molası olmasaydı ben bir saat daha giderdim. O Selim abinin bizlere göndermiş olduğu sıvı gıda takviyesi, yani bana iyi geldi. Harbiden iyi geldi. Hiç böyle yorulmadım, uykum gelmedi. İyiyim yani, şu an bile iyiyim. Onu kullanmaya devam edeceğim. Sizlere de tavsiye ederim. Ha bu arada sipariş verecek olanlar, oraya sipariş kod bölümü var. Oraya benim ismimi yazın abi, Nizamettin Akbaş diye. %15 indirimli alacaksınız. Bu da benim size rüyam olsun. Hadi bakalım. Herkese hayırlı sahurlar olsun. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz.
Oy 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 arkadaşlar, herkese günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şu an Çerkeş'in çıkışındayız. Malum akşam gidemedik. Biraz daha gidelim diye umut ettik ama ne yazık ki tagoraf müsaade etmedi. 45 isteyince dedim ben de burada yatayım dedim. Hazır 45 istemişken yattığım yerde güzeldi, gayet sessiz sakin. Şu an saatimiz 6.30. Kaç oğlum? Çünkü sabah sabah yani insanların ne durumda olduğu belli olmuyor. Bazen uyku modunda oluyor herkes. Onun için dikkat etmek lazım. Arkamızdan, yanımızdan, sağımızdan, solumuzdan geçenleri kollamamız lazım. Şöyle. Böyle daha iyi olur. Ne uyumuşum be. Yattığımda saat 3.30'da ama tabii ki bir uyandım. Baktım saat 5. Dedim lan kalkayım, yol alayım. Bana diyor ki yatak, yat yat diyor. Biraz daha yat, boş ver. Uykunu al öyle git. Neyse bir daha yattım. Saat 6'yı 10 geçe alarm çaldı. Öyle bir şey ki bak, alarm çalıyor. Alarmı kapatıyorum. Bir daha dalıyorum. Bir daha çalıyor. Bir daha dalıyorum. Üçüncü çalışında uyandım. Yani baktım uyuyup gideceğim. Yani dalıp gideceğim. Bayağı geç kalacağım. Dedim nizamettin kalk. Yol gitmeyle biter, yatmayla bitmez. Uykumuzu da aldık. 200 saat uyuduk. Uyumuş olduk. Sıkıntı yok. 200 saat uykuyla da bayağı giderim. Ha baktım sabah şekerlemesi vuruyor. Bir yarım saat 45 dakika gözümü dinlendiriyorum. O akşama kadar yeter. Zaten PepsiCo'ya gidince yatar uyuruz yani. PepsiCo biliyorsunuz ki geç boşaltıyor, bekletiyor. Kendim oraya kadar bir atayım da şu plakayı falan bir yazdırayım. Ondan sonrası Allah büyük. Bakalım. Ramazan da bitti işte. Gördüğünüz gibi. Bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün var. Koskocaman Ramazan ayı da bitti yalan. Vay be. Ama Allah'a şükürler olsun. Kurban olduğum Allah kullarına, yarattığı kullarına rahat bir şekilde oruç geçmesini sağladı. Sıkıntı, sıcak, yorgunluk gibi bir şey hissetmedik. Rahat bir şekilde orucumuzu tuttuk Allah'ın izniyle. Allah kabul etsin. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin. Şu an Çerkeş'teyim arkadaşlar. Çerkeş, kemikli rampası. Ora senin de, bura benim de. İzmit'e ineriz işte. Bakalım. Hava da güzel. Vallahi bayramda hava güzel olacak herhalde. Bu arada herkese hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Her şeyi gönlünüz olsun inşallah. Bizim 19 kaptan gidiyor. Çorumlu gardı. İdeale geçti. İdeal'in arabasını kullanıyor. Şöyle bir yol alalım bakalım. Evet arkadaşlar, şu an Düzce'ye geçtim. Sakarya'ya doğru gidiyorum. Akyazı'ya da geçtim. Gidecek olduğum yere 52 dakikalık bir yolum var. 50-52 dakika. Yani 2 saat öyküyle duruyorum ama büyük ihtimal oraya gidince... 3 metre sonra sağdaki çıkışa gelin. Büyük ihtimal oraya gidince onu telafi edeceğiz. Ne diyor lan? Beni şeyden sokacak bayağı. Eski yoldan. Oraya gidince büyük ihtimal uyuyacağız. Çünkü hemen almazlar beni, biliyorum. Zaten benim de uykuya ihtiyacım var. 200 saat uyumam lazım. Zaten oruçlu olmasaydım şu an, o Selim abinin bana göndermiş olduğu sıvı enerjiden içerdim. Hiç uyumadan devam baba. Git arabanı boşalt, yükle dön bir daha geri. Ha niyetliyiz tabii ki, insan oruçlu zamanda, Ramazan ayında oruçluyken böyle bir halsizlik, böyle bir elinin kolunun böyle bir kırıklığı oluyor yani. Herkes dolu bu. Kimse olmuyor demesin. Oluyor. Bu bir gerçek. Sakarya, Kocaeli, İstanbul. Ve ben bu hafta pazartesi İstanbul'a uçtum. Niye uçtum? Neden uçtum? Kime uçtum? Petrosi Maximus ve Selim abim, Selim Yuhay davet ettiler. Biliyorsunuz ki Selim abinin projesi var. Kanal D programında yayınlanıyor. Ve bizi oraya davet etti. Sağ olsun. Daveti icap etmek biz insanların görevi, bizlerin görevi. Mutlu oldum, sevindim. Sonra uçak bileti falan her şeyimizi hallettik. Havaalanından aracımızı kiraladık. Sonra havaalanına indik. Ondan sonra arabamızı da aldık rentekardan. Sancaktepe'ye geçtim arkadaşlar. Selim abinin çekim yaptığı yere geçtim. Orada aracı yapılacak olan aileler vardı. Aykut Bey falan, onlarla tanıştık. Kameraman arkadaşlarla falan, yeni ekip arkadaşları gelmiş. Onlarla tanıştık. Orada o programı, yani o yarışma çekilirken ben de orada bizden şahit oldum. Hem kamera arkasından hem kameranın karşısında. Selim abi dedi ki, Zahmettin yarışmacı kaptanlarımıza soru sen de soracaksın dedi. Olur abi dedim. Sonra biz o programa dahil olduk. Bizi davet etti, katıldı, geçtik ettik, ailelere tebrik ettim. Sonrasında oradan da bir soru da ben sordum. Aslında 200 soru vardı kafamda da tek soru sordum fazla zaman almamak için.
az da olsa o programa dahil olduk yani. O ailenin o heyecanını, o azmini orada görmüş olduk, yaşamış olduk. Güzel bir program harbiden, benim hoşuma gidiyor. Ben istiyorum ki herkes bu programa katılsın ama arkadaşlar, benden çok isteyenler var ama torpil yok. Buna emin olun, torpil yok. Çünkü o kura ile hallediyor. Kura ile kura çekiyorlar. O şekilde o yarışmaya katılabiliyorsunuz. Yani benlik bir şey yok. Yani ben zaten onu yapamam. Diğer insanların hakkına geçmiş olurum. Başvurunuzu yapın. Şans, nasip. Yani beni de böyle zan altında kalacak olduğum şeylerin altında bırakmayın. Çünkü hakka girmiş oluruz ya. Vallahi. Neyse, güzel geçti. Çekimdi falan. Ondan sonra Maltepe sahile gittik. Maltepe sahilde gezdik. Bizim bir Samsun'dan bir arkadaşımız vardı. Denizcan vardı bizim. Bakan koruması. O geldi bizle beraber. Gezdik, dolaştık. Sahilde yürüdük, ettik. Akşam oldu. Ondan sonra havaalanına geri geldik. Bizleri seven kardeşlerimiz otobüse binip de havaalanına gelmişlerdi. Havaalanına beni görmek için. Onlar için tekrar dışarı çıktım. Şimdi isimleri aklımda değil. Bir kardeşimiz vardı gözlüklü. Diğeri de gözlüklüydü ama diğer bir kardeşimizin tek gözünde sorunluydu. Allah'ım yardımcısı olsun. İnşallah ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda iyileşir. İnşallah ameliyatla şunda buna iyileşir. Bir de kız kardeşimiz vardı. Yavrumuz, o da okuyormuş. Üçü bir gelmişlerdi. Onlar için tekrar dışarı çıktım. Fotoğraf falan çekildik. Ondan sonra uçağa bindik. Samsun'a geri döndük. Ama bu bitmedi tabii ki. Yine devam edeceğiz. Bayramdan sonra yakın bir zamanda tekrardan Selim abiyle bir çekimimiz olacak. Onun için onu da beklemede kalın. Hadi bakalım. Ay yavrum be, şu güzelliğe bak be. Ulan var ya, buradan ne zaman geçsem var ya, içim böyle bir rahatlıyor ya. Vallahi köy havası alıyorum yani, bildiğiniz köy havası. Burası Kartepe yoluna, yani Kartepe'ye gidilen yol arkadaşlar. Kurtköy sahili aşağıda kaldı. Vallahi şu ağaç kokusu, yaprak kokusu var ya, her şeye değer abi. Of. Şuralara baksana, adam ne güzel yere bir ev yapmış ya. Ana derdine. Şöyle bir evim olsun, daha başka bir şey istemiyorum. Şöyle bir evim, etrafı çevrili böyle yeşillik içinde, bahçesi mahçesi olan, tarlası olan, öyle bir evim olsun, başka da bir şey istemiyorum. Hayatımı yaşarım abi. Vallahi, bütün hayalim bu. Yani kendi şahsıma ait bir evim olsun, müstakil, tek katlı olsun, önemli değil. Ama böyle etrafı çevrili yeşillik içinde. Oraya güneşte orada şöyle çimene yatayım. Tarla kazayım, tarlamda bir şeyler yetiştireyim. Yani yeşil sebze, meyve, her şeyimi yetiştireyim. Yani benim böyle bir imkanım olsun. Benim böyle bir yerim olsun. Mesela evim olsun, tarlam olsun. Vallahi ben o tarlayı boş bırakmam, biliyor musunuz? Vallahi. Bu ne lan? Az daha boru alçak diye gittiydik hala. Bir güzelliğe bakar mısınız ya? Şuraya bak. Ey kurban olduğum, ne güzellikler var ya. Of, buradan hep gece geçerdim ama bu sefer gündüz geçiyorum. Vallahi hep gece geçerdik. Bir şey görmezdik. Ama şimdi gündüz geçiyoruz. Şu an Kartepe'de, Kartepe. Fabrikaya doğru gidiyoruz baba. Oh! Şuraya bak ya. Ama bir gün gezmeye geleceğim inşallah bu Kartepe'yi. Yani böyle Ramazan'dan sonra inşallah buralara gelirsem, İsmail'in de sözü var, gezdirecek beni. Gezeceğim abi, dolaşacağım. Şuraya bak ya, şu güzelliğe bak ya. Hey kurban oldum abi. Lokumcu. Şu tepede otel herhalde, tesis orası. Tam oraya güzel bir yer yapmışlar. Büyük ihtimal otel, konaklama. Bir de duruma göre bakalım, eğer boşaltamazsak iftarlık mecbur şey yapacağız. Alışveriş yapacağız. Çünkü onların beni ne zaman boşaltacağı belli olmaz. Enes'i mi, ben işimi sağlama alayım. Evet arkadaşlar, şu an neredeyiz? Suadiye'deyiz. Boşaltacak olduğum fabrikaya doğru gidiyorum. İnşallah önümde fazla bir araba yoktur. Fazla bir sıra yoktur. Bir an önce arabayı boşaltırım ve yükleme yerine geçerim. Ne kadar çok erken boşaltırsam benim için o kadar iyi ama ben bugün boşaltabileceğimi hiç tahmin etmiyorum. İçimde öyle bir his var. İnşallah dediğin gibi olmaz. Neyse, bir gidelim de bir bakalım durum neymiş, bir öğrenelim. Oh, evet, şükürler olsun ki geldik.
Arkadaşlar ama mahcup oldum. Güvenlikçi kardeşlerim diyor ki "Oo Nizamettin abi hoş geldin. Hoş bulduk baba. Abi sıra var mı?" dedim. "Baba bir araba var önünde mi?" diyor. "Bu var" diyor. "Ondan sonra bu var" diyor. "Sen de çok sinirleniyorsun, kızıyorsun biliyoruz" diyor. "Videolardan izliyoruz" dedi. Mahcup oldum. Haklarınızı helal edin. Yani insanız sonuçta, hepimiz kızabiliyoruz, gerilebiliyoruz ama yani böyle bir yere gittiğin zaman da 2 gün 3 gün yatırıldığın zaman da arkadaşlar yani aha benim köpeğim orada. Biz yani üzülüyoruz, kızılıyoruz. Neden? Çünkü bekle olmuyor abi. Çünkü ben paraya çalışan biriyim. Yani buradan boşaltacağım, yükleyeceğim, tekrar gideceğim, tekrar geleceğim ki ben paramı kazanacağım. Biz onun için acele ediyoruz. Yoksa yani benim maaşım çalışıyor, yatarım aşağı, hiçbir şey umurumda değil. Öyle vurdun duymazlık yapamıyoruz. Onun için biz de sizlerden anlayış bekliyoruz. Şimdi arabamı güzel bir temizleyeceğim. Havasını falan vuracağım. Şu kapıları falan araları sileceğim. Ondan sonra çekileceğiz, istirahat edeceğiz. Bakalım. Belki de iftar yemeğinde görüşürüz. Ne dersiniz? Olmaz mı? Olur. İşte burası fabrika. Buralar fabrika. Yemyeşil baba. Yemyeşil ortalık. Vallahi avuç çimende bile yatasım geliyor yani. Yalan değil. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Tekrardan bir iftar sofrasıyla, iftar menüsüyle birlikteyiz. Neredeyiz? Kartepe'ye arabayı boşalttık ve buraya geldik. Şimdi her zaman gibi İsmail kardeşim yine bana yardım ediyor. Bu akşamki menümüzde kanka istesen patlıcanı tamam. Şey yapalım. Ben o yemekten anlamam. Sen nasıl istiyorsan onları şey yapalım ha. Hadi ayırın bunları. Hele kızarsın yani. Biber kızartacağım, patlıcan kabak kızartacağım. Yalnız bunu biraz daha yağla, bu patlıcan yağları çeker. Dur yağlayalım baba, sıkıntı yok. Bak çekti bile, gördün. Kızartacağız, sonra kabağımızı kızartacağız ve sarımsaklı yoğurt yapacağız. O şekilde yiyeceğiz onu ve ayrıyetten de tavuğumuz var. Tavuğumuzu da inşallah kızartacağız. İlk önce soğuk menüyü yapıyorum. Soğuk yendi, birazdan da İsmail kardeşimle birlikte tavuğu kızartacağız. İsmail baba. Baba bağırma. Bağırma. Ses geliyor. Baba salataya gerek var mı? Tekrar soruyorum sana. Vallahi hiç gerek yok. Vallahi bak ben tatlı da aldım. Tamam. Ondan sonra acaba bu ne tatlısı? Bunu ilk defa gördüğüm için peynir helvası. O çok güzel bak. Vallahi mi? Ha, bak o gerçekten çok güzel. İyi ki de almışım o zaman. Peynir helvası. Ondan sonra Rus salatamız var. Yoğurdumuz var. Aynı zamanda şu biberden de koyacağım onun içine. Bu közlenmiş biber. Ben bu biberi çok seviyorum kanka. Güzel. Hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar, işte menümüz bu kadar. İftara daha ne kadar var bakalım. Saatimiz 7. Daha bir saat var. Bir saat mi var? Aha, saat 8. Aceleye gerek yok yani o zaman. 8'de 7.58, 8'de. Tamam baba 8'de, sıkıntı 8'de. Yok. Bu saat, bu kadar saat bekliyorsak bir saat daha bekleriz baba, ne yapalım. Benim için önemli olan zaten açlık değil. Başka bir şey de neyse. Onu söylemeye gerek yok. Şimdi birazdan ben geçeceğim patlıcanların başına. Şöyle bir ayarlayayım şuraya, hadi bakalım. Abi ben tuz unuttum ha. Evet, İsmail'in başına bela ettik patlıcanı. Pişecek inşallah. He İsmail? Ben anlamadım birlikte abi. Yağ nasıl çekiyor belli değil ya. Yağ kalmıyor tavada. Bak bir koy bak hele bak. Bir anda yağ kalmıyor tavada. At bak. Bak. Ben nasıl çekiyor görüyor musun? Çekiyor, sonra bir daha geri mi sokayım? Ben anlamadım gitti abi. Bir dünya yağ attık, yağ kalmadı tavada ya. Tamam buna gerek yok abi, yeter o kadar bunu. Ben yemiyorum sen abi. Ya benim canım çekti biliyor musun? Ben canım çektiği şey yaparım baba. Hiç üşenmem. Tabii canım. Oo. Severim baba ben közlenmiş biberi. Şuraya bak. Ateş. Hay yavrum benim be. Evet arkadaşlar. Şimdi siparişin ağzını çünkü Musa Tanrı kuru yazdı. Ben işlerden soruyor. Onları çağırdım. Dört araba. Sarımsaklı. Ben dört araba onları çağırdım. Yoğurtlu. Musa Tanrı kulu, Musa Temel. Ondan sonra bir de birileri daha vardı. Hatırlamıyorum. Vallahi canım çekti ya. Ha şimdi var ya dayanam, zor dayanıyorum yani ağzıma atmamak için. Kardeşim tamam. Musa Temel en sonda da. Kral! Yapıyorsun bu sporu. Yok yok baba, Allah'ımıza şükürler olsun ya. En kötüsü günümüz böyle olsun derler. Baba aynen öyle baba. Allah olmayanları da var. Amin. Allah'ım kimseyi yokluğa sınamasın. Sana ona çok mutlu oldum ben. O aileye yardım ettin ya, sana helal olsun. Tam 16 milyar para topladın. Sana ya para önemli değil. He, Allah razı olsun. Yani yapan, gönderenden Allah razı olsun. 1 milyar da olsa para önemli değil. Aynen. Ortaya, anladın mı?
Hani o çocuklar, bak o kadar çocukların, insanların yüzü güldü ya. Yeter. Gerisi ya. Önemli değil zaten. Hiç önemli değil. Önemli olan onların yüzünde o tebessüm, o gülücük. O olsun yetiyor baba. Değil. Gerisi önemli değil. Hepimiz insanız. Hepimizin ailesi var. Hepimizin çocuğu var. Yani bugün ben böyleyim, yarın ne olacağım deme. Yarın ne olacağını kimse bilemez abi. Yarın kimse neyin ne olacağını bilemez. Onun için ne demişler? Yaptığınla mükafatını alırsın. Aynen, yaptığınla. Aynen öyle. Tavuğa gel, tavuğa. Aş yavrum benim be. Aş yavrum benim be. Ah yavrum benim be. Kanka sen kızart, ben onları yekeyim de geleyim. Tamam abi. Çamaşır demişsin. Bulaşık birikmesin, devam mı? Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz hazır. Şöyle Rus salatamızı da açalım. Değil mi İsmail? Kaç dakika kalmış? 6-7 dakika var abi. Fazla bir şey kalmadı yani. Ne diye? 6 çıksın mı diye? Girersin ya. Sıkıntı yok baba. İftarımı yapayım ondan sonra. Gel akraba. Gel. Salatalık turşusu da koyayım abi buraya. Şunları bir ayarlayayım bakayım. Buradan bardak alayım. Bir tane de su alayım. Orucumuzu suyla açmak için. Birazdan Allah'a ekber der hoca. Şu turşunun suyunu ziyan etmek istemedim, biliyor musun? Oo, hiç abi. Evet arkadaşlar, şimdi ezan okumak üzere. Ben kamerayı elimden bırakmak için erkenden kapatayım istiyorum. Topsuz uyudum herhalde ama bilmiyorum. İsmail baba teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Her zamanki gibi ne? Sahnelerdeydin benim gibi. Şimdi bu akşam fazla bir şey yapmak istemedim ama masamız Allah'ımıza şükürler olsun ki bereketiyle doldu yani. Daha ne olsun baba? İki çeşit tatlımız var. Rus salatamız var, salatalığımız var, yoğurdumuz var. Biber, kabak, patlıcan kızartması, sarımsak, yoğurtlu, tavuk, pide. Daha bir şey gerek var mı? Bence var. Ne? Ha? Ne? Ezanın okunması lazım. Ha, doğru, doğru. Aynen. Aynen. Ezan okunmasına ihtiyacımız var şimdi. Kaç dakika var dedin sen? Abi 58'de okunacak. 2 dakika var. 2 dakika mı var? 2 dakika var. Herkes hayırlı iftarlar arkadaşlar. Biz iftarımızı yapalım. Ondan sonra yola devam edelim. Baba her şey hazır. Buyur. Hep beraber buyur. Hep beraber olacak inşallah. Seviyorum ben böyle yani. Kalabalık oldu muydum? Hani masam var ya, bana yetiyor bana. Gelen abi rızkıyla bereketiyle gelir demişler. Aynen öyle baba. Hadi bakalım. Allah bugünümüzü İnşallah hayırlı kıldı. Her gün de hayırlı kılsın dileğiyle. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Boğur Yemek Yemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı yükledik. Allah'ın izniyle ya bismillah dedik ve çıkıyoruz. İnanın yani bu iftarda artık ne yaptı beni böyle bilmiyorum ama büyük ihtimal sarımsaklı yoğurt yaptı. Lan yemeğe yedim arkadaş. Yemekten sonra bana bir ağırlık çöktü, bir uyku çöktü. Hemen yatağa geçtim abi, şöyle bir uzandım. Yani araba bitene kadar bayağı uyumuşum yani. Bayağı uyumuşum. Ulan bir kendime geldim ya. Şimdi var ya sanki böyle 10 saat uyku uyumuşum gibi. Ama iyi ki de uyumuşum. Uyumasaydım yolda giderken yani bu beni engelleyecekti büyük ihtimal. Yola gidemeyecektim. Devamlı uykum gelecekti. Esnecektim. Uyudum, iyi oldu. Burada da İzmit Köseköy Sanayisi'nde son iftarımızı yapmış olduk. Geri kaldı 3 iftar. O da büyük ihtimal yolda olur, Samsun'da olur diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi sanayiden çıkış yapıyorum. Saatte 10.30 olmuş. Yani iyi zaman geçmiş yani. Yani 10.30, 11'e geliyor. Ben aşağı 1.5 saat uyumuşum ya, 1 saat. 1.5, 2 saat. 1.5, 2 saat uyumuşum ya. İyi uyumuşum. Şu çay suyumuzu falan koyalım. Arabada yiyelim, içelim. Kendimizden geçelim. Ulan arkadaş, bu sinyal ampulünü daha yeni değiştik. Yine tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Tis tak tik tak tik tak tik tak. Ne oluyor arkadaş, ben bilmiyorum ya. Ön çerçeve aydınlatması arızalı sinyal. Bu düğmeye basmaktan parmağım ağrıdı ya. Evet, gişelere geldik. EGS. OGS devri bitti. HGS'ye devam baba. Burası çok iyi benim için ya. Hem otobana yakın, hem yükleme yeri boşaltma yerlerine yakın. Yani hiç uğraşmıyoruz burada. Hemen boşaltıyoruz. Oradan pat yüklemeye geçiyoruz. Yüklüyoruz, oradan tak hemen otobana bağlanıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Yok oradan çıkayım, oraya gireyim, yok oradan oraya, yok oradan oraya. Uğraşmıyoruz yani. Ha bak, ha 2 dakika otobana geldim. Vallahi bir Ramazan'ı bu böyle yedik yani. İzmit'e gide gele Ramazan'ı bitirdik. Ama Yaşar Berber kardeşimden ayrı kaldık tabii ki, o ayrı konu. Yaşar Berber kardeşimden ayrı kaldık.
Evet, şimdi otobana çıktık. Hadi bakalım ya, bismillah. Yolumuz açık olsun. Dingiller havada. 4 ton yükle. Devam ki. Yapıştır baba. Arkadaşlar, yola çıktık ama bir şeyi unutmuyoruz. Tabii ki bitkisel, tamamen sağlıklı. Sağlık Bakanlığı'ndan da onaylı. Bu enerji içeceğimizi ihmal etmiyoruz. Ben gayet çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. Bir tatlı kaşığı atıyorsunuz ağzınıza. Ne uykunuz geliyor ne de yorgunluk hissediyorsunuz. Ben mesela akşam bundan 3-7 attım ağzıma sahurdan sonra. Biraz daha yol gideyim diye. İnanın Tagorak müsaade etmedi. Tagorak müsaade etseydi daha da gidecektim ama Tagorak'tan dolayı gidemedik. Yani bunun da bu etkisini görmüş oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Kullanmadığım bir şeyi sizlere tavsiye etmem. Kullandığım için gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Arkadaşlar saatimiz 4. Şu an Tosya'dayım ve 45 molası vereceğim. Aynı zamanda yatıp uyuyacağım. Ve birazdan ezan okumak üzere. Vallahi iftara ettik, yola çıktık, ha sahur oldu. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Bu Ramazan ayında geceler çok kısa. Neyse, ne yapalım? Yatalım, istirahatimizi edelim. Çünkü sabah kalkıp devam etmem lazım. Ha şunu söyleyeyim, uykum var mı? Yok. Çünkü 45 vereceğim, beklemektense biraz uyuyayım diyorum. Eğer uykuya dalarsam uyurum. Dalmazsam kalkar devam ederim. Yapacak bir şey yok. Herkes hayırlı sahurlar. Allah'ın tutmuş olduğu onursuzluğu kabul etsin. Her şey gönlünüz olsun. Sabah görüşmek üzere. Evet, herkese günaydın arkadaşlar, herkese merhabalar. Sabah kalktık, şükürler olsun, iyiyiz. Saat 4'te yattım, 7'de kalktım. 3 saat. Bu da fazlasıyla yetti zaten. Ama zaten uykum yoktu benim yattığımda. Yani uykuya ihtiyacım yoktu, gayet iyiydim. Ama mecburiyetten yattık, uyuduk. Dediğim gibi de oldu, hemen uykuya dalamadım, uyuyamadım. Bir an düşündüm. Acaba kalsam gitsem miyim diye. Dedim boş ver dedim. Elbet dalarız dedim. Yat dedim. Şimdi sabah sabah. Yani gecenin bu saatinde dedim kendimi sıkıntıya koymaya gerek yok. Sabah dedim kalkarım ya bismillah deyip devam ederim dedim. Ve dediğim gibi de oldu. Sabahın ilk güneşi görmüş olduğunuz gibi vallahi yakıyor. Bir ara kalktım saat 5.30 mu neydi? Bir ara uyandım. Ama öyle bir uyku modundayım ki böyle şey yapma şansım yok. Yataktan kalkıp da gideyim diyemedim. Çünkü gözlerim böyle uykuya doymamıştı yani. Uyku ihtiyacı vardı. Onun için hiç uykumu dağıtmadım. Tekrardan yattım. Ve saat 7'de böyle alarm kuyumluşum gibi kendim kalktım şimdi. Bakalım bugün arabayı boşaltabilirsek onun umuduyla gidiyorum. Ve bugün çok güzel hava var. Şu an sabahın bu saatinde 13 derece. Öğleye doğru ne olur bilemedim. Şu Kastamonu'da şu MOBESE'ler de var ya, EDS'ler. EDS'ler devreye geçmiş ya, aktif ya. Burada da yani tam randımanlı gidemiyoruz yani. Gaz basamıyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Samsun girişinde o kadar güzel bir yere geldim ki. Bunları yani burayı size göstermek istiyorum. Gerçi meslektaşlarım bilir de. Yani ben çok geldim gittim ama ceplerde durdum. Ama burada durmamıştım. Bir kere de burada durayım dedim. İyi ki de durmuşum. Yani piknik yapmak için, kafa dinlemek için böyle sakin. Sadece araba lastik sesleri var. Kırıldı patırdı yok. Çok güzel bir yer. Hoşuma gitti. Bakar mısınız şuraya arkadaşlar? Allah aşkına şuraya bir bakar mısınız? Şu güzelliğe, şu doğaya bir bakar mısınız? Burada masa da var yeme içmek için. Buraya geleceksin lan baba. Etini alacaksın, balığını alacaksın veya tavuğunu alacaksın. Burada ızgaranı yapacaksın. Güzel bir şekilde kafanı dinleyeceksin, yiyeceksin, içeceksin. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. İnanın çok güzel. Ben bayıldım. Vallahi bayıldım. Yani az bir durayım kafamı dinleyeyim. Az dedim bir istirahat edeyim dedim. Tam da yerinde durmuşum. Vallahi var ya. 10 numara ya. Şuraya bir bakar mısınız? Doğa ya doğa. Ne dersen de doğa. Şuraya bak ya. Ah içim gidiyor var ya. Şu yeşillikleri görünce var ya içim gidiyor ya. Ben bu anı drone'a dalmak istiyorum. Drone görüntüsüyle sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar.
arkadaşlar. Buraya geldik ama depo dediler ama bu depo neredeymiş ya? Allah Allah. Hop dedik. Aha. Başkan, şu yukarılarda bir cips deposu varmış abi, ya. Direkt çık, görürsün zaten. Değil mi? Tamam. Direkt yukarıda yardım abi, hadi görüşürüz. Tamam baba, sağ ol, hadi görüşürüz. Ya işte insanın bilmediği yer olunca... Bu ne lan? İnşallah yukarıdan aşağı araba gelmez. Bu ne baba ya, bu ne ya? Başka yeri bulamamış mı bu adam depo yapmaya ya? O değil, kornayı falan kıracağız abi burada ya. Şuraya bak. Şuraya bak. Vallahi köşe kapmaca oynuyoruz ya. Dimdirek git de. Vallahi inşallah doğru gidiyor. Lan mübarek adam. Başka yer bulamadın mı depo yapacak? Hava karşısı mı lan acaba? Ulan buraları görünce var ya, kendi köyüm aklıma geliyor ya. Baba baksana ya, yemyeşil ya. Ulan burada ne kadar fındık bahçesi varmış. Bizim oralardan fazla fındık bahçesi var ya. Ama baksana adamların bahçeleri bizim bahçe gibi mi? Adamların bahçesi dümdüz. Böyle böyle yerde fındık toplanır tabii ya. Şuraya baksana ya. Bizim yerler aha. Kolum kalınlığında, iki kolumun kalınlığında dal, fındık dalı. Şuralara bak ya. Vay anağın derdine ya. Araba maraba geldi sonra da. Acaba buradan mı, buradan mı? Buradan mı? Buradan. Buradan herhalde. Yok canım. Şunu ben bir arayayım ya. Başkan abi arkada bir tek bir kapı var. Oradan boşaltıyorsa ön tarafa mı geleceğim? Orası abi. Ön tarafa girdim mi çıkamıyorsun zaten. He arka taraf... Girişi var, çıkışı yok oranı. He kafadan direkt giriyorsun, daha çıkışı yok. Oradan boşaltıyorsun değil mi? Aynen aynen. Şimdi depocular zaten senin sesini duydu. Yanına geliyorlar. Görüyorsun. Tamam. Tamam baba. Tamam. Eyvallah. Tamam. Ben sesini duymuşlar. Duydularsa... Aha da yol bitti. Aha da yol bitti. Bura iyiymiş la. Vallahi iyiymiş bura. Hadi bakalım şimdi şu brandaları falan bir açalım. Hani ana telefon ıslandı ya la. Selamünaleyküm. Hoş bulduk baba. Ha bu depoyu yapmaya çok aradılar bu depoyu la. Vallahi. Evet arkadaşlar, aracımızı boşalttık. Şu an bitmeye çalışıyoruz ama dallardan kaçacağım diye zikzak çiziyorum yolda ya. Vallahi zikzak çiziyorum. Şuraya bak. Eyvah. İnşallah kornayı mornayı takmayım. Zaten abi ara nazarda yok. Bizim köyün yolları buradan geniş ya. Bizim köye gitsem daha iyi. Vallahi var ya, silme geçiyorum ya, silme. Kanal ağızlarını silme geçiyorum ya. Neyse arkadaşlar, zaten Samsun'a gidiyorum. Az bir yolum var. Yani bir yarım saate falan Samsun'dayım, evdeyim. Bu videoyu da burada bitireyim. Fazla uzatmayayım. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüz olsun. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar olsun dileğiyle. Malum Ramazan bayramı geldi. Hakkınızı helal edin. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun, herkes adam olsun. Yolumuz da böyle dallı budaklı olsun, değil mi?
Sizleri seviyorum, Allah'a ısmarladık. Cansınız.